Bu Mehdi'nin önemiyle ilgili bir hadis okuyayım mı hocam inşallah? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Mehdi için dünyanın ömrünü uzatması. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile Allah benim ehli beytimden bir adam gönderecektir. O dünyayı daha önce zulümle olduğu gibi adaleti dolduracaktır. Sünen Ebu Davud. Bak, kıyametin kopmasına bir gün kalsa diyor, Allah kıyameti durduracak diyor. Maşallah. Ne sebeple durduruyor? Mehdi geldiği için durduruyor. İnşallah. Ya kıyamet duruyor Mehdi sebebiyle. İnşallah. Ve İslam'ı dünyaya hakim ediyor Mehdi vesilesiyle. İsa'yı Allah ona vezir kılıyor. Mehdi'nin vefatından sonra da küfür hakim oluyor. Ve kıyamet kopuyor arkasından da. İnşallah. Şimdi kardeşim diyorlar, yani gece gündüz bize Mehdi'den bahsediyorsun. Tamam. Elhamdülillah. Doğru, bahsediyorum. Tevrat'ı açalım. Başından sonuna kadar Mehdiyet anlatılıyor. Evet. Kur'an'ı açalım. Başından sonuna kadar Mehdiyettir Kur'an. İnşallah. İncil başından sonra Mehdiyettir. Mesela Hazreti İbrahim kıssasını açarsın. Mehdiyet anlatılır. İnşallah hocam. Evet. Devrin Mehdi'si İbrahim'dir. Devrin Deccali'nin çatışması anlatılır. Ad, Samut kavimleri. Değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz zamanı sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz kendi zamanının Mehdi'si. En büyük Mehdi de peygamberimiz. Ebu Cehil, Ebu Leheb, o devrin deccalları. Onlarla mücadele vermişti peygamberimiz. Peki bize niye anlatıyorsun? O zaman Kur'an'ın hiçbirini, Kur'an'ı anlatmamız lazım. Haşa. Evet. Kur'an'ın bütününe hakim. Peki Kur'an'ın bütününe hakim, hayata hakim mi? Hayata hakim Mehdiyet. Yani sen istesen de istemesen de Mehdiyet dünyada şu an buram buram devam ediyor. Mesela bak, Cenab-ı Allah Mehdi çıkacak diye iki tane kuyruklu yıldız gönderdi. Gökyüzünde bakın, dev olaylar bunlar. Mehdi çıkacak diye Kabe'de baskın yapıldı, kan aktı. Afganistan işgal edildi. Irak işgal oldu. Mehdi'nin çıkış alametleridir bunlar. 15 gün arayla Allah ay ve güneş tutulmaları meydana getirdi. Allah ekonomik kriz meydana getirdi. Adamlar inim inim inliyor. Sebebini bilmiyor. Sebebi Mehdiyettir. Evet. Ekonomik krizin çıkmasının sebebi Mehdiyettir. Durduramıyorlar. Metafizik varlıklar tarafından yönetiliyor ekonomik kriz. Yani durdur adam, el gücü yetirse durdursun. Evet. Dediler ki bu ne olacak ya, 5 dakikada biz bunu hallederiz. Bir para basarız Amerika'nın zibin gibi dediler. İmkanı var. Ondan sonra bir piyasaya para süreriz, bir toplanırız kendi aramızda dediler. Evet. Ve artistik arabalara girdiler. Ama kardeşim, hemşerim dedim, bakın 7 yıl devam edecek Mehdilikle ilgili bir ekonomik kriz başladı şu an. Ruhani varlıklar tarafından yönetiliyor dedim. Evet. Ve Hızır tarafından yönetiliyor. İnşallah. Ve melekler var yöneten. Yok biz hallederiz dediler. İyi halledin bakayım o zaman. Anladılar halledemeyeceklerini. Durduramayacaklarını anladılar. Bak, mesela Amerikan yönetimi toplantı yapıyordu. Bütün Avrupalıları çağırdılar. Ekonomiyle ilgili bütün uzmanlar, bakanlar, herkes geldi. Olağanüstü tedbirler alalım, hadi bakalım dediler. Alın bakalım dedik. Aldınız, ne oldu? Olmadı. Sıfır. Hiçbir netice alamadılar. Ama sıfır netice aldılar. Evet. Durmuyor. Türkiye'de olmamasının nedeni Mehdi'dir. İnşallah. Mehdi'nin İnşallah. Türkiye'de bulunmasıdır. İnşallah. Ve olmayacak dedim zaten Türkiye'de ekonomik kriz. Ekonomik kriz başladığında söyledim, Türkiye'de olmayacak dedim ve olmadı. Deprem de olmayacak dedim, yani yıkıcı bir deprem olmaz. Küçük depremler zaten oluyor, olur o. Yıkıcı deprem olmaz dedim İstanbul'da. Olmuyor. Olmayacak da, yani bu çok açık, bak bütün bilim adamları olacak dedi. Evet. Bir tek olmayacak diyen benim. Evet. Benim dediğim doğru çıktı. Kuraklık gibi. Yani bak, bilim adamlarının tamamı, uzmanların tamamı çok yakın bir zamanda olacak dediler. Ondan sonra onlar lastik denmeye başladı. Sonra 30 yıl, 40 yıl demeye başladı. Evet, 2040'lar attılar. Tabii 2040'lar attılar. Benim açıklamalarımdan sonra. Evet, maşallah. Yoksa deprem dedemiz falan, o sevimli bir dede var. Deprem dede var. Hepsi söylüyor, o Kızıldıröl'ü gibi bir, evet, ilginç bir kardeşimiz, evet, daha var. Evet. O da hepsi söylüyorlardı. Bak, hepsi araziler yoklar yani. 2030'lar, 2040'lar demeye başladılar. Tabii. Ekonomik krizleri sizin dediğinize geldi, evet, hocam. 2014'ü söylüyorlar şimdi. IMF, Amerika hepsi söylüyor hocam 2014 diye. Daha önce tabii şiddetle reddediyorlardı. Evet. Sonra koro halinde evet dedi 2014. Ya dedi kardeşim, siz maşallah bayağı ilim sahibi adamlarsınız. Ekonomi uzmanısınız. Gayet kültürsünüz. Bu 7 yıllık dönemin bir bildiğiniz vardır değil mi ekonomi bilimine göre?
Bir teknik nedeni vardır. Değil mi? Allah ilminizi artırsın dedik. Mübarekler bir açıklayın da bir şöyle bir anlayalım. Neden bu böyle dedik? Sadece yüzümüze bakıyorlar. Çünkü benim verdiğim bilginin dışında ellerinde bilgi yok. Yok. Yani şu an benim verdiğim bilginin dışında ekonomistlerin herhangi bir bilgiye sahip değiller. Gidin sorun isterseniz. Yani bak alenen açık söylüyorum. O 7 yıla kilitlendiler. Biliyorlar 7 yıl. Bak şimdi bir açıklama daha yaptım. Eğer Allah'a dine dönmezseniz o öyle bir şey de yok. Mahvolursunuz. İnşallah. Ama dine döneceksiniz. Döneceksiniz. O yüzden bereket başlayacak. İnşallah. İnşallah.